Benden, egodan nasıl vazgeçilir? Ya ben diye bir şey yok ki, ego diye bir şey yok ki. Olmayan bir şeyden nasıl vazgeçeceksin? O bir yalandır, o bir sahtedir. Sevginin, aşkın düşmanıdır ego. Olmayan bir şeyden nasıl vazgeçeceksin? Arkadaşlar, ben duygusu, ego duygusu zaten yoktur ve sen yok olan bir şeyi kaybetmeye çalışıyorsun. Yani ondan nasıl kurtulurum demeye çalışıyorsun. Olmayan bir şeyden nasıl kurtulacaksın? Şimdi bir gün çocukken bir mezarlığa gitmeyi çok korkardım. Yani neden korkuyorum? Çünkü bir gün annem benim mezarlığa gitmemi istemediği için dedi ki, oğlum dedi, mezarlıkta hayaletler var dedi. Oraya gitme, orada hayaletler var dedi. Orada hayaletler var diye ben hiç mezarlığa gitmiyordum. İşte bizim köyde evimiz var arkadaşlar. Oradan böyle 400-500 metre aşağıda mezarlık var. Ben korkumdan hiç oraya gitmiyorum. Bir gün annem, tabii hayaletler var diye gitmiyorum ya, bir gün bana mezarlığın alt mahallesindeki bir yere bir şey göndermek istedi. Ben dedim ki, anne nasıl geçeceğim ki oradan? Orada hayaletler var. Annem dedi ki, dur o zaman dedi. Çünkü arkadaşlar, bir yalan söylersin, sonra o yalanı kapatmak için daha büyük bir yalan söylersin sonra. Sonra annem koluma bir ip bağladı, bir muska gibi bir şey. Oğlum dedi, bu muskanın içinde de Allah'ın melekleri var. Hayaletler dedi, meleklerden korkarlar dedi. Bu kolunda takılıyken dedi, hiçbir hayalet karşına çıkmaz dedi. Ben de o güvenle, o sevinçle artık annemin verdiği emaneti işte başka bir komşuya götüreceğim. Tabii bileğimde melekler var. Allah'ın melekleri var. Mezarlığın içinde rahatça geçtim. Gerçekten hiç hayalet falan karşıma çıkmadı. Dedim ki, ya bu melekler ne kadar güçlüymüş. Ne kadar güçlüymüş ki hiçbir hayalet karşımıza çıkmadı. Ve o sırada tabii bir de Allah'ın melekleri onlar ve benim kolumda geziyor. Ve ben nereye gittim artık, o meleklerle gidiyorum. İstediğim her şeyi yapabilirim modundayım. Tabii bizim köyde arkadaşlar birkaç da böyle sakallı amcalar falan var. Böyle çok bizim dindar zannettiğimiz kişiler. Ya dedim ki, benim annemde böyle bir tane muska olduğuna göre bu caminin imamında, hocada, mocada nasıl muskalar vardır? Onlarda ne kadar çok melek vardır diye onlardan çok daha fazla korkuyorum ve hem de çok da seviyorum. Çünkü onlar hep meleklerle geziyorlar. Onların her dediğini yapıyorum, yanlarına ayrılmıyorum. İşte dini tabirler neyse hep onların peşinde koşuyorum. Hep dinle uğraşıyorum falan. Annem bir gün dedi ki, oğlum dedi, sen o amcalardan niye bu kadar çok korkuyorsun dedi. Ya anne dedim, sen bana bir muska verdin. Bu muskadan tüm hayaletler korktu. O amcalarda Allah bilir ne kadar çok muska vardır ve ne kadar çok melekleri vardır onların. Onlardan nasıl korkmayacağım dedim. Annem kolumdaki o ipi aldı, çözdü, ateş attı. Bak dedi, bu melekler dedi kendini bile koruyamıyor dedi. Nasıl seni koruyacak? E dedim, ama sen öyle dedin. Bak dedi, sana işin aslını anlatayım dedi. Normal dedi, mezarlıkta hayaletler yok. Ama ben sana var dedim. Gitmeni istemiyordum çünkü. Sonra da sen baktın ona inandın. Bu defa onu kurtarmak için melekler seni korur dedim. Sen ona da inandın. İstersen dedi, gel beraber gidelim dedi. Bak dedi, melekler diyor, kolunda muska diyor. Gel beraber gidelim dedi. Mezarlıkta hayaletler arayalım dedi. Beraber gittik arkadaşlar. Mezarlığın her yerine baktık. Gerçekten hayalet falan yok. Olmayan bir şeyi nasıl bulacaksın ki? Ve olmayan bir şeyden nasıl kurtulacaksın? Egodan nasıl kurtulacaksın? Benlik duygusundan nasıl kurtulacaksın? Çünkü zaten ego diye bir şey yok. O uydurduğun bir yalan. Sonra uydurduğun bir yalandan kurtulma için daha büyük yalanlar uyduruyorsun bu defa. Daha büyük yalanlarla ondan kurtarmaya çalışıyorsun. Şimdi arkadaşlar, ego şöyle oluyor. Senin üstüne bir elbise veriyorlar. Sen bir elbiseyi, o dışarıdan verilmiş bir elbise. Bu elbise bir müddet giyersin, sonra kullanmasın, sonra çıkartır atarsın. O ego da bize dışarıdan verildi. Dışarıdan veriliyor ama biz bir müddet sonra onunla özdeşleşiyoruz. Onu kendimiz zannediyoruz. Hep aynı elbiseyi giye 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 onu kendimiz zannediyoruz. Ego da böyle bir şey. Bir kahraman işte savaşıyor. Savaşçı bir kahraman. Güçlü, kuvvetli, puzzle bir kahraman. Tabii savaşmış ama zindana falan da düşmüş. Esir falan da düşmüş bu sırada. Özgürlüğü elinden alındığı zamanlar da olmuş. Sonra özgürlüğüne kavuşuyor. Bir arkadaşını ziyarete geliyor. Ve o gece arkadaşında kalıyor. Arkadaş tam uyuma modundayken özgürlük, özgürlük, özgürlük diye bir ses geliyor. O kahraman, o savaşçı kahraman dikkat kesildiğinde o özgürlük diye bağıranın salondaki papağan olduğunu fark ediyor. Papağan özgürlük, özgürlük, özgürlük diye bağırıyor. Tabii adam kahraman ya, bir de özgürlük düşkünüydü. Bir ara kendisinin zindanda olduğunu falan düşünüyor. Ve diyor ki, ben bu papağanı özgürlüğüne kavuşturmalıyım. Ve gidiyor papağanın yanına. Kafesi açıyor. Papağanı oradan çıkartacak ama kafesten çıkmamaya zorluyor kendisini. Tabii kahraman diyor ki, sen kimsin ya?
ben kahramanım, savaşçıyım, seni zoraki çıkartıyorum. Zoraki çıkartıyorum kafesten ve dışarıya pencereden atıyor, artık özgürlüğüne kavuşturuyor papağanı. Kahraman gidiyor, huzurlu bir şekilde uyuyor. Bir yandan da gururlanıyor tabii. Bir esir olan birisini kafesinden çıkartıyor ve özgürlüğüne kavuşturmuş. Bir varlığa özgürlüğü tattırmanın huzuruyla uyuyor. Sabah gözünü açıyor ki özgürlük, özgürlük, özgürlük diye bir ses geliyor yine. Papağan geri gelmiş, kafese girmiş ve özgürlük diye bağırmaya devam ediyor. Biz hem egoya kendimiz giriyoruz, oradayız ve hem oradan çıkmak için bağırıyoruz, hem de onunla olmaktan keyif alıyoruz. Arkadaşlar, ego sevginin düşmanıdır. Ego sevginin, aşkın intiharıdır. Sevgi aşk özgürleştirir, ego köleleştirir. Ego sahibi bir insan herkes buna hizmet etsin der. Sevgi sahibi bir insan sevdikleri özgürce yaşasın ister. Sevdiklerinin güzelliğini ister. Ve burada daha fazla derinleşmek isterseniz, daha fazla derinleşmek, Allah'ın sesini duymak, özgürlüğün sesini duymak, sevginin sesini duymak. Bir yerde bir kent var, bir şehir var. Şehir Allah'a adanmış ibadethanelerle dolu, tapınaklarla dolu bir şehir. Oradaki herkes dindar, herkes Allah'a ibadet ediyor. Ve çok fazla Allah'a adanmış tapınaklar var. Bir gün bu şehir arkadaşlar deniz altında kalıyor. Deniz altında kalınca yaşlı amcanın birisi diyor ki, tabi duyuyor böyle bir şehrin deniz altında kaldığını. Tabi o ibadethanede çanlar varmış arkadaşlar. Çan sesleri geliyormuş. Halen deniz yutmuş olmasına rağmen halen çanlar çalıyormuş. Çünkü arada bir su hareket ettiğinde, denizin suyu hareket ettiğinde çan birbirine deyip çalıyor. Ya da arada bir balıklar çarpıyormuş çanlara ve çanların sesi çıkıyormuş. Ve bu çanların sesini dışarıdan, kumsaldan duyan insanlar da oluyormuş. Bir gün bir yaşlı amca diyor ki, ben de bu Allah'ın evinin çanının sesini duymam lazım. Ve o sahil arıyor. O sahil nerede onu bulmalıyım diye o sahil arıyor. Ve 2 yıl, 3 yıl bu sahil arıyor. Sonunda buluyor arkadaşlar. Bulduğu sırada dikkat kesiyor. Acaba o sahile vardığında diyor ki, acaba ben Allah'ın evinden gelen sesleri duyabilir miyim? O çan sesini duyabilir miyim diye dikkat kesiliyor. Dikkat kesiliyor ki duyduğu tek şey denizin dalgalarının sesi. Bir gün, 2 gün, 3 gün, 5 gün devamlı o sesi duymaya çalışıyor. Dikkat kesiliyor. Duyduğu ses sadece dalgaların sesi. Tabii nereden geldiğini de unutmuş. Geri nasıl döneceğini de unutmuş. Oraya yerleşmek zorunda kalıyor. Sahile yerleşiyor. Ümidi kesiliyor artık Allah'ın evinin sesini duymak. O çanların sesini duyma ümidi kesiliyor. O ümit kesildikten sonra bir gün deniz altından Allah'ın evinin çanlarının sesini duymaya başlıyor. Ve diyor ki, mutluluğu yakaladım. Allah'ın evinin çanlarının sesini duyanlıktadır. O sırada uyandığını hissediyor ve diyor ki, artık beni hiçbir şey mutsuz edemezdi. Artık çok mutluydum. Çünkü Allah'ın evinin çanının sesini duydum. Hem de bunlar deniz altındaydı. Ben o sesleri duydum. Arkadaşlar, kalbimiz denizdir. Allah'ın evinin sesi kalbimizin altındadır. Ve sen de o sesleri duymak ister misin? İstiyor musun? Eğer egonun peşindeysen, eğer zihninin peşindeysen, daha doğrusu egomuzun peşindeysek, zihnimizin peşindeysek, bizim duymaya çalıştığımız ses sadece kendi egomuz, kendi nefsimizin sesi olur. Hiçbir zaman o sevginin sesini, o kalbin altındaki sevginin, aşkın sesini duyuyor olamayız. Ve geçenlerde bir yere gittim. Bana bu videolardan dolayı gösterdiğiniz yoğun ilgiye çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten sizlere minnettarım. Geçen Ankara'da bir yere gittim, bir kafeye gittim. Ve orada çok güzel şeyler gördüm. Böyle pasta kutuları. Ama çok lüks. Ben de biliyorsunuz işte tesbih koleksiyonum var. Ya dedim ki, bu kutulardan birisini alsam. Ya pasta kutusu, yani tatlı kutusu. Ama dışı çok güzel yapılmış. İşte böyle kaplumbağa terbiyecisi falan var. İşte dedim ki, bir sorayım bakalım, bunları satıyorlar mı? Dedim ki, bu kutuları satıyor musunuz dedim. Satıyoruz dediler. Ya ne kadar fiyatı dedim. İşte bir tanesini gösterdi 400 lira dedi. Bir tanesi dedi 250 lira. Bir kutu. Teşekkür ettim. İşte masaya oturdum. Kahve falan içiyorum. Sonra orada Çağlar diye bir arkadaş geldi. Dedi ki, hocam dedi, ben sizin videolarınızı izledim. İki videonuzu izledim. Ve istifade ettim. Teşekkür ediyorum. Kabul edersiniz dedi. Bu kutuyu size hediye etmek istiyorum. O 400 lira dediği kutuyu. Ve ben o sırada şunu fark ettim. Çağlar'da ego yok. İşte o kalbinin sesini duyan, sevgiyle davranan bir insan. Ve o, buradan tekrar ona Çağlar Bey'e teşekkür ediyorum.
Arkadaşlar bizler egodan kurtulduğumuzda kurtulabilir misin? Egodan kurtulduğumuzda diyorum. Kurtulabilir misin? Kurtulamazsın. Çünkü o bir yalan. Olmayan bir şeyden nasıl kurtulacaksın? Ve fark et. Aradığın zaman onun yok olduğunu fark edersin. Mezarlıkta hayaletler var mı? Yok. Ama sana yalan söylediler. Egon gibi. O mezarlıkta o hayaletleri aradığın sırada onun olmadığını fark edersin. Egodan kurtulmanın yolu bir kurtulamazsın. İki kurtulmanın yolu onu aramak. Onu ararsan, ben kimim diye bakarsan, ego nedir diye bakarsan o zaman onun olmadığını görürsün. Ve o zaman egodan kurtulduğun zaman, bir yalandan kurtulduğun zaman kalbinin altındaki o sevgi seslerini duyabilirsin. O zaman Allah'ın sesini duyabilirsin. Zihninden kurtulduğunda, egondan kurtulduğunda Allah'ın sesini duymaya başlayabilirsin. Ve fark edin güzel dostlarım. Ego sevginin düşmanıdır, aşkın düşmanıdır. Olmayan bir şeyden kurtulamazsın. Ego sevginin düşmanıdır. Sevgi aşk da egonun düşmanıdır. Ve ego sahibi bir insan nasıl gerçek dindar olabilir ki? Ego sahibi bir insan nasıl Allah'a inanabilir ki? Fark et. Egon nefsin Allah'a da düşmandır. Sevgi Allah'tır. Allah sevgidir. Sevgiyle kalın güzel dostlarım. Hatta aşk ile. Hatta tutku ile. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.